Arkadaşlar ilk başta biliyorsunuz bu şekilde paramız oluyor 25 kuruş veya istediğiniz boyut. Şöyle bir biliyorsunuz telefon kablolarının içinden çıkan kablodur bu. 1 milimlik denen. Bundan yarım metre kesiyoruz ve şu şekilde ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu düzeltiyoruz. Şu şekilde. Düzelttikten sonra şöyle iyice hemen geliyoruz. Paramızı şu şekilde alıp hangi yüzünü istiyorsak şekilde yapıyoruz. Bakın şu şekilde tutup şöyle öyle çeviriyoruz. Bakın. Evet, çevirdik ve şu şekilde oldu şimdi arkadaşlar. Tabii bunu düzeltiyoruz şu şekilde. İlk başı biraz sadece uğraştırıyor. Ondan sonra şöyle alıp şu şekilde şuradan geçiriyoruz. Bir daha. Şimdi böyle geldik arkadaşlar bakın. Ve şimdi şurayı yine aynı şekilde şöyle kıvırıyoruz. Bu şekilde yani. Şimdi yine alttan çeviriyoruz. Ve bu sefer şöyle çevirelim bakalım hangi taraf boş, bu taraf boş. Ne yapıyoruz? Hemen buradan alıyoruz. Bu şekilde. Düzelttik bir daha. Şöyle bir kıvırma yapıyoruz. Ve bu sefer buradan alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan alalım. Daha sağlıklı olacaktır evet. Şimdi bunu burada bu şekilde şöyle kıvırıyoruz. Bu tarafa getiriyoruz. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Şimdi burada bitiriş yapacağız arkadaşlar. Ve şu şekilde kesiyoruz buradan. Ayırıp düz tornavidayla şöyle netleştireyim biraz daha. Evet, tam net olmadı. Evet. Şimdi şunu şu şekilde alıp böyle şu şekilde kıvırıyoruz. Evet. Yani salyangoz sarımı diyoruz biz buna arkadaşlar. Bu şekilde şöyle oturtuyoruz ondan sonra. Şuraya oturtturduk ve şimdi bunu alıyoruz. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Sona kadar sarıyoruz. Ve sonra bu şekilde yapıştırıyoruz bakın. Biraz daha içeri alalım. Evet.
Şöyle bir rötuş yapıyoruz. Ve şimdi şöyle pensemizin yumuşak olacak, zede vermeyecek şekilde şöyle vuruyoruz. Vurmamızın sebebi iyice yapışsın diye. Yani tam şekil orada yapışık olsun diye. Rötuş olan tarafları mesela rötuşluyoruz. Şöyle yapalım, evet. Şimdi son olarak bu şekilde iyice takıyoruz, yuvarlak olmasını sağlıyoruz. Evet. Bu şekilde yuvarlak olmasını sağladıktan sonra arka tarafta bu şekilde oluyor, rahatsız etmeyecek şekilde. Şöyle çıkıntıları da içeri alalım. Ve bu bir para içinden bir daha asla çıkmayacaktır arkadaşlar. Ve en sonunda da şöyle göstereyim hemen. Bir tane ip takıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz boyutta. Gerçi şu an ben sadece göstermek için bu şekilde bir şey takacağım. Siz istediğiniz gibi takabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela şu şekilde bir kolye olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Evet. Ve bunu her türlü mesela bizim yaptığımız çeşitlerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde mesela Osmanlı, mesela eski paralardan da yapılabilir. Bu şekilde yaptığımız da var. Yani bunu daha yoğun da yapabilirsiniz, farklı da yapabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.